Allah Hiç haliniz olmaz ya. Yemin ederim ya. Allah ya Allah. Baba benden habersiz bütün tercih listemi değiştirmişsin ya. İstanbul'da okuyacaktım ben. Ne yapacağım şimdi burada? Neden öyle diyorsun oğlum? Ya arkadaşlarımla ayrı eve çıkmak istiyordum ben. Ya biz ne güne duruyoruz? Bir şey daha araştırır oluruz bro. Evet. 20 yıldır zaten aynı evde yaşıyoruz. Arkadaş olsak olabilirdik bu zamana kadar. Ayrıca baba sen demedin mi burada okursam sana araba alacağız demedin mi? Ya aldık ya oğlum Allah Allah. Aldın da otomatik vites aldın. Ne var lan adam otomatik vites araba beğenmiyor ya. Ya ben manuel istiyordum baba. Bağırtacaktım arabayı. Bap 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 diye bağıracaktım ya. Bap 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 ben seni bağırtayım mı? Ne diye bağıracaksın? Baba. Ne lan bu lüks? Eğit be. Vallahi oğlum, üniversite işte, üniversite. Bir şey söyleyeyim mi? Üniversite. Olgunlaştık. İyi ki öğrenci evine çıktık. Aynen abi. Öyle i̇yi. Kardeşim. Bak iyi ki çıktık, olgunlaştık, bıyık bıraktım. Çok iyi. Anladın mı? Böyle üniversite olur kardeşim. Ama hazırlık yapmamız lazım. Eğlenceye hazırlıkla yapmamız lazım. Hazırlık mı? Tabii şu. Zıpıtıtı 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 zıpıtıtı. Şarkı ya, yapıyoruz burada. Allah köpek Allah. Neyini beğenmedin? Allah kardeşim, Allah. Üniversitedeyiz. Birazcık relax ol, rahat ol ya. Gece hayatına hazırlık yapıyoruz. Diskolara, barlara, ortamlara hazırlık yapıyoruz abi. Gece hayatı mı? Evet. Kırşehir'deyiz lan. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Bindin arabaya. 30 kilometre gittin. Neredesin? Çorum. Doğru. Tamam, öyle düşünme. Öyle düşünme oğlum. Ne doğru hemen? Kapının önünden bindin arabaya. 30 kilometre tam tersine gittin. Neredeyiz? Aksaray. Oğlum biz bayağı bozkırın tezenesiymişiz ya lan. Öyle düşünmeyin kardeşim. Kendi ortamımızı kendimiz yaratırız, anladın mı? Zıptı cıptı zıptı cıptı zıptı cıptı zıptı cıptı zıptı. Yürü şehri gezelim, yürü. Şehri gezelim, yürü. Gel şehri gezeceğiz. Ne kadar komik ya. Komedi bunlar ya. Kurtlar Vadisi çok komik ya. Lan ya. Şey... Nazia'ya baksana bak. Bak bak bak. Yap. Lan! Ben senin anan mıyım? Altındaki adam mıyım ki gözümün içine baka bak beni tahkik ediyorsun? Çok komik lan. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ben hiç kendimi öğrenci evinde gibi hissetmiyorum şu an. O zaman şöyle yapalım, bence öyle hissedeceksin gibi geldi bana. Ne? Mesela görev dağılımı falan yapalım, öğrenci evinde öyle olur. Tamam, tamam olur. Ha. Artık sabahları ekmek almaya babam gitsin. Abartma lan! Tamam o zaman şey yapalım, yemekler annemde olsun. Zaten ben yapıyorum. Bulaşıklar da annemde olsun. Zaten ben yıkıyorum. Ütü de annemde olsun. Zaten ben yapıyorum. Oğlum biz bayağı annenin hakkına giriyormuşuz lan. Biz ayrı eve çıkalım, kadın rahat etsin lan. Tamam şöyle yapalım. O zaman bir kuralımız olsun. Eğer eve kız gelirse diğerleri gider. Ha, tamam. Oh ne güzel Kırşehir be. Oh eve çıktığımızdan beri sen gitar çal. Sen böyle sürekli abur cubur ye. Ne güzel değil mi dünya abi? Yazıklar olsun be. Bu şekilde ilerleyemeyiz beyler. Görev dağılımı yapmamız lazım. Görev dağılımı. Oğlum general ben olayım mı lan? Özür dilerim. Ben seni boğarım. General yok bu. Görev dağılımı yapılacaksa biri şey olacak ya. Hayır kardeşim. Çamaşır, bulaşık, ütü falan filan ondan bahsediyorum ben ya Allah Allah. Görev dağılımı yapmamız lazım ha. Böyle olmaz. Biz her sabah neye üşeniyoruz? Ekmek almaya. Evet. Ekmeği kim alır? Evin en küçüğü. En küçük Arif. Arif gitsin ekmek alsın. Git ekmek al gel lan. Ekmek al gel. Git lan ekmek al gel hadi. Kaybol ekmek al gel. Şu hareketlerinize bakın köpekler. Ne oldu? Oğlum yaşımız aynı, boyum küçük benim. Doğru söylüyor aslında. Doğru söylüyor. Evet, doğru söylüyor. He o zaman... Perdeler geldiğinde perdeleri sen takıyorsun. Seni boğar. Olacak benim gibi ne oluyorsun? Beni niye boğuyorsun? Ne yapıyorsun sen? Para kiri mi yapıyorsun? Sakin ol, sakin ol. Ha? Ne oldu? Sen, tamam, bir dakika. Arkeo! Yapıyorsun. Arkeo çocuk, pardon. Bak. Tamam, görev dağılımı. Görev dağılımı bize girdik. Tamam, ben yaparım abi. Buyurun.
Evet. Görev dağılım mı? General ben olayım mı lan siz benim? General diyor ya, general. Abi. Ben. Buyurun. Bulaşıklar sende. Bulaşık bende. Çamaşır onda. Evet. O zaman faturaları da sen ödüyorsun. Ben nasıl ödeyeceğim lan faturaları? Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Lan manyak, bu ne işe yarıyor derken yani şu anlamda. Bir tek KYK sana çıkmadım kardeşim burs. Evet. Sen ödeyeceksin işte. Ana sen cüzdanı mı diyordun lan? Oğlum sen herifin iyi. Telefonu dedim oğlum, ben de telefonu dedim. Satar bir şey. Abi tamur mu ağzını tuttun? Tamam. Tamur mu ağzını tuttun? Sen ödüyorsun. He. Dediği de anlaşılıyor. Havada kaptı. Oh be, sonunda koltuk boş. Bir keyif yapayım şöyle bir. Kalk oradan, temizlik yapacağım. Kalk, 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 kalk. Ya ne şimdi yaptım ya? Kalk, haydi. Temizlik yapacağım diyorum. Ya of ya. Ay. Ay. Koltuğa gazoz döküldü. Ne yaptın sen geri zekalı? Ayrı kırmızı hala. Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Tamam, tamam, tamam. Ne gerekiyor, ne gerekiyor? Zorlu bir ameliyat olacak. Deterjan. Koltuk yaşayacak mı anne? Dökülmeye karşı tohum sintom gerçekleşmiş. Çabuk. Sünger. Teri misin salak? Ha. Benim bu koltuğa olan inancım kalmadı Ela. Ela kim? Gerizekalı. Ne bileyim lan? Allah'ım, hastayı kaybediyoruz. Son çarem. Ne diyor? Son çarem. Onu kullanmak zorundayım. Yapma. 98'den beri onu hiç kullanmadık. Ben 98 doğumluyum. Neyi 98'den beri kullanmadınız? Çabuk ol, hastayı kaybediyoruz dedim. Emin misin? Eminim. Ver artık şunu. Sarı bez. Ver onu bana. Hayata döndü. Hayata döndü. Ya şu hareketlere bak ya. Koltuğa kalp masajı yaptım. Ben ölsem yapmazsın. Ben gidiyorum ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Ya bu çocuk niye sürekli dışarı gidiyor ya? Hep dışarı götürüyor. Lan bari mutfağa falan git ya. Lan bu da boş ya. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bu da boş. Ay. Bura bunu hak etmiyor. Al. Al, al, al. Al, al. Neyi böyle kirletildi lan? Ne yaptın sen? Tepki mi yaptın bize? Bu bir tepkiydi. Beyler bir şey söyleyeceğim. Heh. Evi temizlememiz lazım. Doğru söylüyorsun. Herif doğru söylüyor abi. Ev çok kirlendi. Çok kirlendi. Biz çok saldık. Toparlamak lazım. Çok net toparlamak lazım. Evi temizlemek lazım kanka biraz. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Aşırı haklı. Çok haklısın. Her şeyi geçtim. Sen niye duş almıyorsun? Hı? Bir aydır duş almıyorsun sen. Temizlik işi bende dedin. Demedim mi? Ne yapayım köpük? Kese köpük mü yapayım sana? Yapsan ne olur? Ne yapayım? Temizlik ayıp bende derken. Ne olacak? Kişisel değil o. Ne olacak? Şahsi temizlik. Azim sakin ol, sakin ol. Azim tam uyumlu. Kapı kimde? Kapı kimde? Kapı bende değil, ben generalim. General yok bizde. Gençler, selamun aleyküm. Aleykümselam. Apartmanın çöplerini toparladım. Evet. Apartmanın çöplüğünde yeri kalmamış. Dedim ki bu çöpleri sizin eve atayım. Abi ayıp ediyorsun artık ya. Sormana gerek yok, koy. Lafım olur, koy. Koy. Burayım. İyi, iyi. Güzel. Abartmayın oğlum bir şeyler. Abi o kadar da değil, bir soklayacağız evi ya. Buyur abi, sen onu başka yer at, gözünü seveyim. Bu ne de bizim evimiz pis değil, dağınık.
Dağınık, dağınık. Allah aşkına kimi kandırıyorsunuz oğlum ya? Ne o kadar da değil lan, şunlara bak lan. Lan bu da yaşanır mı oğlum ya? Hadi burayı geçtim Allah aşkına bak. Bu ne lan burada? Bu ne oğlum bu? Ne var abi? Bu ne lan? Ya pizza kutuları falan işte ne var? Özürsün bu ne? Ne abi? Bu canlı mı lan? Ona hareket ediyor lan. Oğlum. Bu ne oğlum? Bismillah. Ne oldu lan? Ya kruvasan. Ne yapıyorsun orada? Ya insan böyle uyandırılır mı ya? Oğlum pislikten organizma öğrenmiş lan, konuşuyor lan. Abi o benim kuzenim ya o. Ne yapıyorsun oğlum, o manyak mısın? Allah seni kahretmesin. Çamaşır suyu reklamlarındaki mikroplara benziyor. Şunun tipine bak. Vallahi o sandım, ben de o sandım. Baksana o mikroplar baksana. Var onlar. Terbiyesizlik yapmayın kuzenim o benim. Sen niye çıkmadın lan oradan? Uyumuşum ya. Uyumuşum ne demek lan? Niye çıkmıyorsun oğlum orada? Kaç zamandır buradasın sen? Bir aydır. Bir aydır uyudun diyor. Böyle sen çıkar bir aydır köpek. Niye çıkmadın buradan? Ne yedin, ne içtin sen? Abi bütün artıklarınızı buraya attınız ya, pizza, hamburger falan. Yedim onları. Ben keyfim yerinde. Yatıyorum bir ayda. Lan ne yatıyorsun? Kalk bir git benim odaya. Evim yok. Ne evim yok? Allah Allah, geç. O zaman Kuzi, ben senin odayım. Git benim odaya git. Kuzi ne lan? Kuzi, biz aramızda öyle konuşuyoruz. Kiraya ortak mı? Söyle. Kiraya miraya ortak değil benim kuzenim. Abi sen de at gitsin ya. Olan oldu. Ben nakliyeci miyim lan? Allah Allah. Bu çöp atmayla biter mi? Sizi ben belediyeye de şikayet edeceğim. Abi belediye olmaz. Abi, belediye olmaz. Belediye olmaz. Evi kapatırlar diye. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. O zaman hadi görüşürüz. Allah kahretsin. İyi yaptın. Allah. Ayıp ettin. Abi çok bir tüvört yapaydın bari. Abi. Baba ya. Sence de doğalgazı biraz abartmıyor muyuz? Evet, doğalgazı istersen biraz kısalım da şömineye abanalım. Olur. Olur. Bir de benim midem kazındı ya. Ne? Midem mi kazındı? Evet, günün çorbası ne? Ezogeli. Ama dün de ezogelim vardı. Bitiremedik, çöpe mi atsaydın? Tamam, ben çorba olarak ezogelin alayım. Ara sıcak olarak paçanga böreği. Ana yemek olarak dana karpaccio. Yanında biraz bulgur pilavı olsun. Tatlı olarak da fırında sütlaç. Sen ne alırsın? Ben de malzemeleri alayım o zaman ya. Hadi beraber alalım. Haydi Arif, sen ısınıyor musun? Ne yapıyorsun ya? Isınıyorum kanka. Yalan söylüyor, sana kerkiniyor. Sabahtan beri ben. Titriyorum ayağına. Oğlum. Hipotermi geçiriyorum ben herhalde. Abi, beyler. Çok... Uyuyalım. Benimki geçer. Ha? Olur. Olur. Bir daha uyuyalım. Atakan. Efendim? Hoklasana lan, ısınırız. Nereye hoklayayım lan? Battaniyenin altı. Titanik'teki Jack Rose gibi olduk. Allah kahretmesin. Bu nasıl bir soğuk? Arif'im, kaşık yapsam sorun olur mu? Kanka olur ya. Öyle ya. Mi diyorsun? Bu ne lan gençler? Selamun aleyküm. Komşumuz Hacer teyze bunu gönderdi size. Sağ olsun, ver abi. Yeriz. Yok oğlum, yemeğiniz için değil. Buzdolabında yer kalmamış. Onların evine koy dedi. Kahretsin. Abi tamam, orası derin dondurucu yeri de şuraya koy. Ya burayı mı? Ya iyi. Soğutur. De, tamam. Ben gidiyorum. Sağ olasın. Alın bu kapıyı, kapatın bak. Apartmana soğuk geliyor. Açlıktan götüm kurudu dediğine bak. Sen ne yapıyorsun lan? Tost yiyen Selçuk yöntem gibi. Allah sen, seni o simidi nereden buldun lan? Sen... Yapma. O simidi nereden buldun? Bunu kaldırsana. Kaldırdım ya. Sen param yok dedin. Simidi nereden buldun lan? Geçen ay saklamıştım. Lan sapanı nereden buldun? Ver lan onu. Ver onu! Simidi ver! Saplarım Allah'ıma sıkma saplarıma. Bir dakika. Dişim kaldı şurada. Allah kahretmesin, muz gibi olmuş. Donmuş simit lan bu. Dondu, dondu. Yeme. Sen beyler. Simit mi? Beyler. Ağzını sıkıyorsun. Şu halimize bak ya. Açlık oyunlarına döndük. Bu nedir abi? Bu nedir? Bu nasıl bir çaba ya? Allah kahretsin, ne olur. Beyler, AFAD'dan mesaj gelmiş. Yan mahallede yangın çıkmış. Hadi gidelim, azıcık ısınırız. Ne gidiyorsun?
Kadınları da alın, harlarız yangını. Yürü. Yürü. Allah sizi kahretmesin. Geber. Ay ne kadar değerli toplu bir ev. Şimdi şey var, önemli değil. Tek mi yaşıyorsun? Yani ev arkadaşlarım var aslında ama şu an yoklar. Neredeler? Yoklar şu an. Ne zaman gelirler? Hiç gelmezler. Gerçekten mi? Evet. Lan! bu kim? İşte ev arkadaşım. Okey. Ev arkadaşıyım ben. Yes. Okey. Ne yapıyorsun? İyi, bilmiyorum ki. Birini taklit ediyor herhalde. Bir dakika, hemen geliyorum. Tamam. Hacı Tuğ, ne yaptın ya? Baba, ne işin var ya burada? İlk kural neydi, hatırla. Ekmeği ben almaya gidiyordum. Hayır, o değil ya. Eve kız gelince diğerleri gidecekti. Ha, öyle mi? Evet. Fatıma! Ne oldu? Gel. Tamam, double date yapalım o zaman. Double değil. Ne? Dabıt değil baba, dabıt. Dörtlü dabıt buluşma mı gibi. Dabıt. Aşkım, bunlar benim ev arkadaşlarım, onlar da sevgililer. Hi guys bro. Hi, merhaba. Ev arkadaşlarım. Evet. Biraz yaşlılar mı Kerem? Evet, bunlar hukuk okuyor da. Bitiremiyorlar. Tamam. Bitiremiyorlar. Tamam, o zaman mantıklı. Evet. Gelin oturun kanki ya. Ya oturalım kanki. Tanışın ya, gel aşkım. Geldim. Merhaba. Merhaba, Ahsen ben. Merhaba. Nasıl gidiyor bakalım ha, kanki tokeyşinler? Ne olsun be müdür. Ev, okul ev, aileyi mahcup etmemek için biliyorsun. Evet. Ama şey anlatsana Kerem. Ya biz biraz böyle adrenalin tutkunuyuz. Yani macera seviyoruz. Hatta geçen hafta birlikte Karadeniz'e gittik, rafting yaptık. Bir şey söyleyeyim mi sana? Biz aşırı maceracı bir çiftiz. Geçen gün ne yaptık inanamazsın. Ne? Salep içmeye Eyüp'e gittik. Evet. Wow! İyi kalpten gitmemişsiniz heyecandan. Bunlar bizden de çılgın. Oo, biz bunlara yetişemeyiz Kerem. Ama saat gece 2'ydi. Var ya bizim gibi. Çok iyi. Evet. Bakalım siz nasıl tanıştınız? Ha biz şey, Tandır uygulamasından tanıştık. Siz? Bizimki de ya, böyle var ya, çok maceralı oldu yine. Böyle bir sürü insan vardı. Herkes evet, şahit oldu buna falan. Görücü usulü. Of anne, niye görücü usulü diyorsun ya? Ne diyeyim oğlum? Ne annesi? Oğlum, ne annesi ya Kerem? İlk defa double date yapacaktım. Müstakbel kaynanamla yaptım, çok utanıyorum. Allah seni kahretmesin, ben gidiyorum. Aşkım sen ya üzdünüz kızı ya. Aşkım ya bir anlatayım. Dışarı çıkıyorlar, görüyor musun? Evet, ben de anlamadım. Gene dışarısı. Ne var bu dışarıda, ben anlamıyorum. Allah rızası için şu eve bir hoparlör alalım. Kızlar anlayacak. Bu benim en sevdiğim DJ. Anlamadılar. Devam. Tamam. Kapatayım mı? Kapat abi. Ne yorulduk ya. Değil mi? Kapatın buyurun. Vallahi ya böyle şans ettik falan ama şöyle vereyim. Biz böyle oyun falan mı oynasak acaba? Oyun? Tabii ya. Oyun oynayalım. Şey oynayalım. Ne oynayalım böyle? 101 oynayak mı? He? Ama 5 kişiyiz. Oynanmaz değil mi? Arif çocuk oynamaz. Lan oğlum! Ne var? Ya böyle oyun 101 falan değil. Bir şeyler mi içsek? Bir ısınsak? Güzel. Şeyler içelim. Güzel. Şeyler içelim. Güzel. Hazırlamıştım ben önce. Şöyle vereyim ben size. Şeyler içelim ha, sağ değil mi? Çok teşekkür ederim. Şeyler içelim. Evet, siz içmeyin lan. Niye bu ya? Bu çok şekerli. Anam yolladı, erik kompostosu köyde. Ellerinin yapmış. Nasıl? Çok bayıldık ya. Biz çok sıkıldık, değil mi? Biz hadi, bayağı sıkıldık. Ha, ama ya. Şöyle şunu da. Ama şey yok yapayım. Kızlar bir dakika durun. Bir evin olmazsa olmazı nedir? Nedir? Sarılıncak bir kadın. Hayır, gerizekalı. Elimi kaldırın. Gitarı ver diyorum ya. Özür şu hareket gitar ya. Özür dilerim ya. Bizim orada da, Kayseri'de de öyle. Elini kaldırana gitar verilir. Bu bir kuraldı. Şunu yapana gitar mutlaka verilirdi ya. Şöyle ben size güzel bir şarkımız var bizim. Onu çalmak isterim. İsmi Örümcek Yar. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Bilmiyorsunuz çünkü biz yeni yaptık. Dinleyin, size gelsin. Yedin bitirdin beni ya,
Giydin hep taytları da. Özgüvenim zaten yok, sen de yorma. Yorduk yatakları, yok artık dudak payı. Yalnızlık zaten zor, sen de yorma. Sadım çayıra, Mevlam kayıra. Düştüğüm ana örümcek yârim, beni ısırma. Sadım çayıra, Mevlam kayıra. Düştüğüm ana örümcek yârim, beni ısırma. Hart hart hart, hart hart hart, hart hart hart, örümcek yârim, beni ısırma. Enstrümanla destek oluyor. Örümcek yarın hard kısmı mı? Hard kısmı. Benim yüzümden niye oldu? Benim niye yüzümden oldu? Ne o hareketler? Sizinle şarkıya giriyorsun. Bu salak ya. Ne yaptın? Var mı lan şarkıda öyle bir şey? Var mı öyle bir şey? Şimdi böyle mi oldu? Allah çarın bulun beni ha. Biz şarkıda program var. Ağzımda enstrüman yaptım ben sana. Bir şey diyeceğim. Bir daha çal. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Yapma. Düştüm ana, örümcek yârim, beni ısırma. Kes lan! Al, yapmadım, ne oldu? Oğlum size gürültü yapmadan göz, siz albüm yaptınız ya. Bu ne? Vurma değil. Savunma mı bu? Bu böyle mi savunuyorsun? Evet. Polisiye amca, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Kurban olurum. Oğlum, bir şey diyeceğim. Ev sahibinizin apartman yöneticisi olduğu bir apartmanda bu ne rahatlık ulan? Bu ne rahatlık? Ne hale gelmiş? Evin haline bak, bu ne lan? Bu ne? Kim bilir mutfağı ne hale getirdiniz? Bak, çık lan! Ben de diğer odalara bakacağım. Yengeyi vurdu lan şeyde. Vay be, demek öğrenci evi böyle bir yermiş. Sen öğrenci değil misin? Öğrenciyim ama aile evinde. Aile mi? Aile evi mi? Evet. Ona bir şey oldu galiba. Hayır, o da girme. Sağ ol. Kardeşim, senin evinde sıcak sıcak yemek yapıyor mu anan? Yapıyor. Ev peki temiz mi? Temiz. Doğalgaz faturasını ödüyorlar değil mi? Ödüyorlar. Bir şey soracağım. Peki sizin kız arkadaşlarınız eve geliyor mu? Geliyor, geliyor. Peki bir şey soracağım. Adam sütlaç yapıyor mu lan? Yapıyor. Siz böyle çoraplarınızı salona atabiliyor musunuz? Anasını bile alatın. Peki Alat fırında makarna yapıyor mu lan? Yapıyor. Peki Alat böyle portakallı ördeği alıp... Böyle... Yok, evet, senin onu da yapmıyor. Onu da yapmıyor. Anladım. Adam halimizi üzüyor. Ne oldu? İçeride böyle tezek var. Böyle tezek var içeride. Abi, abi tezek değil o, Umut'un kuzeni. Ne o? Onu görmüş. Gözümü yaşarttılar. Gözümü yaktı. Kuzen insanı. Çocuklar biraz kulak misafiri oldum konuştuklarınıza. Yani kusura bakmayın ama bulunduğunuz ortamı sevmezseniz ne sen ana evinde mutlu olursun, ne de oğlum sen bir öğrenci evinde mutlu olursun. Ya bulunduğunuz ortam... Çok iyi konuştun. Sağ olun. Ya yapmayın. Bakın lan babama. Ne oldu oğlum? Gel. Bırakın da sosyal mesajımı vereyim. Lütfen. Buyurun. Ya bulunduğunuz ortam... İyi yaptın onu. Ya bulunduğunuz ortamı sevin. Ya da sevdiğiniz ortamda bulunun oğlum. Bu nedir ya? Doğru. Bu nedir ya? O zaman, o zaman. Hadi konuş. Bunu Hüseyin anne. Bunu Hüseyin anne diyorum. Niye? O zaman... O zaman
Miss Boy, yardım edecek mi? Ya olmaz öyle bir şey. Olmaz. Ama şöyle bir güzellik yapabilirim. Hadi gelin size çorba ısmarlayayım. Büyüksün. Herkese tek tek sarılasın var ya. Ulan! O zaman şöyle bir soru sorayım size. Öğrenci evinde kalmış biri var mı burada? Mesela yaşadığı deneyimleri anlatabilecek. Ben öğrenci evinde kaldım. Sen çok süründün be Atakan. Ben öğrenci evinde kaldım. Bence şey gibi ya, hakikaten öğrencilik öğrenci evinde yaşanır. O pisliği yaşayacaksın yani, o... Öyle ama gerçekten. Güzel. Ben de öğrenci evinde. Çünkü oradaki mikroplar, orada kazandığın bağışıklık ömür boyunca yetiyorsun. Evet, yani her iki evinde deneyimleri güzel. Bence yaşanması öğrenci gereken. Evi güzeldir. Öğrenci evinde kalın. Öğrenci evi çok güzel. Buradan... Atakan sevmiş. Buradan öğrenci evlerine. Bütün öğrenci evlerine Uğur'a, Mehmet'e ve Emre'ye çok selamlar. Benim üniversite arkadaşlarım. Onları çok Uğur, Emre, Mehmet alkış aldı ya. Öğrenciler bu deneyimi yaşayabilsin diye de öğrenci evlerinin fiyatını düşürün. İyi. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor.